akşam ağacını istila etmişsiniz. Hayırdır abi? Vardır bir bildiğiniz. İnip inip çıkıyorsunuz abi. Yaklaşık 10 metre boyunda bir çam ağacı. İnip inip çıkıyor karıncalar. Muhtemelen çamda onlar için faydalı olan bir şey var. Ah elim ısırma hıyar. Ah elim ısırma. Eğer siz çam ağacına bu kadar inip inip çıkıyorsanız bu işte bir iş vardır abi. Muhtemelen sizin için bir faydası var. Evet ama nedir bilemiyorum yani. Bilemiyorum. Gerçi bir belgeselde izlemiştim. Karıncaların üzerlerindeki bakterilerden dezenfekte olmak için çam ağacının sakızına sürtündükleri. Evet, çam ağacının sakızı şu abi. Hatta yuvalarına götürdükleri. Götürdüklerini söylüyordu belgeselde. Bir şekilde dezenfekte oluyorlarmış bu sakızla. Üzerlerine sürtünüyorlarmış falan filan. Evet. Öyle duymuştum abi belgeselde. Evet, karıncalar. Zeki hayvanlar abi. Evet. Ama tabii internette bazen rastlıyorum. Bazen yalan yanlış olduğunu da düşünüyorum. Gerçi hani kavun, karpuz, domates, biber bilmem ne falan bunlar o kadar değil de atıyorum işte nedir efendim. Çam ağacının şu faydası var efendim. Çamın yaprağının şuna faydası var. Efendim kulağına sokarsan bu olur, burnunu karıştırırsan bu olur. Efendim yok kıçına sürtersen bu olur. Hocam etmeyin eylemeyin ya. Lütfen yani. Bokunu çıkarmayın bu işin. Evet, kainattaki çoğu şeyin, bitkilerin, meyvelerin. Evet, belki yüzlerce şeye faydası var. Ama bilimselliği %100 ispatlanmadan hiçbir bilgiye itibar etmeyin adınım. Evet, umut tacirlerine inanmayın. Belki prim için yapıyorlar bunu, belki para kazanmak için, belki de ne bileyim. Bilmiyorum yani. Ama %100, evet, bilimselliği ispatlanmayan hiçbir bilgiye inanmayın. Değil mi karıncalar? Ama ben size inanıyorum ve güveniyorum. Çünkü siz yanıltmazsınız abi. Yaklaşık 40-50 bin yıldır, evet, siz bu yolu belki de gidip geliyorsunuz abi. Çam ağacını keşfetmişsiniz. Abi siz bizden akıllı mısınız yoksa? Bilmiyorum. Zannetme oğlum. Bence içgüdüyle hareket ediyorsunuz. Ah! Ulan ayağımı soktu. Ah! Her yerim karınca. Elim ayağım her yerim karınca. Evet. İçgüdüyle hareket ediyorsunuz belki. Artık bilemiyorum kulağınıza kim fısıldıyor bu bilgileri. Çam ağacı size faydalı, gidin oraya diye bilmem. Neyse, çok muhabbet ettik abi. Evet, çok konuştuk bugün. Bugünlük bu kadar yeter. Karınca kardeşler, görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Bye.